Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerin üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün patlıcan reçeli yapacağız. Pazardan şöyle küçük patlıcanlardan bulduk, aldık. İnşallah bununla reçel yapacağız. Böyle güzel küçük patlıcanlar pazarda bulmak biraz mümkün olmuyor. Bahçen olması lazım. Bize de denk gelince hadi bir patlıcan reçeli yapalım dedik. Şimdi ilk önce patlıcanlarımızı bir güzel yıkamamız lazım. Bir yıkayalım patlıcanlarımızı. Şöyle patlıcanlarımızı suya alıyoruz. İyice yıkayalım. Gerçi patlıcanları soyuyoruz ama olsun, yine de yıkayalım, temiz temiz olsun. Evet, kolay gelsin Necla abla. Sağ ol canım, hoş geldin. Patlıcan reçeli yapıyoruz. Şöyle soymaya başladık. Burada ilk önce tuzlu bir limonlu su hazırladık. Şimdi arkadaşlar, biz patlıcanları soyuyoruz. Soyduktan sonra soyup bitirince şöyle yakından göstereyim. Çok küçük. Çok küçük şöyle bir Kesik. artı işareti yapıyoruz ve iki tane de şöyle delikler açıyoruz. Küçük Küçük küçük. patlıcandan olacak. Küçük patlıcanlarda oluyor. Büyük patlıcan erime yapıyor. O zaman limon tuzu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Limon tuzu da çoğu insanın midesine dokunabiliyor. Ama buna hiç limon tuzu kullanmadan yapabiliyorsunuz böyle olduğu zaman. Küçüklerden erime yapmıyor. Çok güzel oluyor. Şöyle bir daha soyduktan sonra gösterelim nasıl yaptığımızı. Şimdi tekrar yapalım. Çok hafif. Evet. Şöyle küçük birer delik açıyoruz. Bu kadar. Bir de arkadaşlar, hiç patlıcan üzerinde kabuğundan Yanık kalmayacak. Yani siyahlık çıkmasın diye. karartıyor. Aynen. Karartma yapıyor. Şimdi bu patlıcanların tamamını soyacağız biz. Kolay gelsin Necdet abla. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Cümlemizden. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz bunların hepsini soyalım. Hepsini sizin vaktinizi almayayım, o güzel vaktinizi. Soyduktan sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı soyduk. Tuzlu limonlu suda duruyor şu anda. Limonlarımızı da böyle küçük ince dilimlerde doğruyoruz. Şöyle bunları da katacağız içerisine, patlıcan reçelimizin içerisine. Şöyle bunların hepsini doğrayacağız. Bizim biraz fazla olduğu için limonunu da fazla katıyoruz. Limon güzel oluyor. Evet, patlıcan reçelinde limon gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Bunların tamamını doğrayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şeker burada vardı, eridi. Biz şekerini, suyunu koyduk. 1 kilo patlıcana 1 kilo şeker, 1 litre de su koyduk. Şimdi patlıcanlarımızı soyduk, daha katmadık. Şekeri eritiyoruz. Şeker de bayağı eridi, hiçbir şey kalmadı. Şimdi biraz sonra patlıcanları içine atacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı suyumuz ve patlıcanlarımızı tuzlu limonlu sudan şöyle suyunu sıkarak alıp atıyoruz buraya. Şimdi arkadaşlar, isteyen buna limon tuzu da kullanabilir veya karbonat da kullanabilir. Daha rengi beyaz olsun, açık renk olsun istiyorsanız. Bunların tamamını suyunu sıkarak suya katacağız.
Sizden bir ricam var. Mümkünse yani yaparken üzerinde hiç bir gram bile olsa kalmasın kabuğu. Çünkü karartıyor, daha kötü ediyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patlıcanları katmıştık. Patlıcanlarımız bayağı bir piştikten sonra doğradığımız limonları katıyoruz. Kilo başına 3-4 tane limon katıyoruz biz. Değil mi? Yanlış mı söyledim? Evet, doğru doğru. Hı. Hırpalamadan patlıcanı da karıştırırken hafif üzerinden bastıra bastıra şöyle. Çok hafif. Çünkü hırpalanması kolay oluyor hemen. Daha bunlar pişecek. Evet. Necla abla nasıl gidiyor? İyi maşallah. Yavaş yavaş olur tabii. İnşallah. İnşallah sadece olacak. Üzerinde beyaz beyaz kekleri oluşacak. Birazdan onu alacağız ama şu anda tam yok. Tamam, onu alırken gösteririz nasıl aldığımızı. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hala kaynıyor. Ben tekrar ölçüleri veriyorum. 1 kilo 27-28 tane patlıcan küçük olun, yani ebatına göre değişiyor. 1 kilo şeker, 1 litre su. Allah rahmet eylesin, biz annemden böyle öğrendik. Annemin bize öğrettiği bu, tarifi bu. Böyle yapıyoruz. Sizler nasıl uygun görürsünüz bilmiyorum. 2-3 tane de limon kilo başına katılıyor. Daha bu pişmesi gerekiyor ve köpükler çıkmaya başladı zaten. İşte köpüklerini de böyle alıyoruz. O köpükleri almazsak acımsı bir tat oluyor. Eline emeğine sağlık Necla abla. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah yemek nasip etsin. Herkese amin. Nasip etsin. Amin. Amin inşallah. Evet arkadaşlar. Ara ara köpüklerini alıyoruz. Üzerinde biriken köpükleri. Çok güzel oluyor. Bunun yiyen, tadına bakan kişi istiyor. Kesinlikle istiyor. Tavsiye ederim. Deneyin. Memnun kalacaksınız. Şöyle köpükleri biriktikçe alıyoruz. Kaşıkla. Az az. Evet arkadaşlar. Bizim patlıcan reçelimiz oldu. Çok da güzel oldu. Limon tuzu kullanmadık. Karbonat kullanmadık. Sadece limon kullanarak yaptık. Annemden bize miras. Allah annemi rahmet etsin. Ve tüm ölmüşlerimizi. Umarım her isteyen yapabilir. Her isteyen yapıp yiyebilir. Şimdiden yapacak ve yiyecek olanlara afiyet, şifa olsun inşallah. Arkadaşlar, sizlerden ricam, kanalıma abone olup, abone olmayanlar abone olup yorum, beğeni atabilirse çok mutlu olacağım. Bir emoji bile olabilir yorumda. Allah her dileğinizi gerçekleştirsin. Sağlıklı günlerde inşallah. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.